Merhabalar, Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun 10. Formula 1 tarihinin 1111. yarışı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Max Verstappen galibiyeti aldı, evine götürdü. Hadi bölüme geçelim. Ama geçmeden önce değerli izleyenler, şu an 275 abonedeyiz. 300 abone hedefimiz var. Evet. Ona da bir an evvel kavuşmak için sizden abonelerinizi, desteklerinizi, like'larınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi bölüme geçebiliriz. Oldunuz mu abone? Ve abone olmak için yeterli vakitiniz vardı diye düşünüyorum. Ama siz olun, ben ara ara hatırlatacağım. Şu hedefleri artık tamamlayalım. Abi buyurun. Evet Ata. Hoş geldin öncelikle. Abi kelimenin... Yurda hoş geldin. Kelimenin tam anlamıyla hoş bulduk. Evet. Uzun bir yolculuğun ardından yurda geldim. Bayram tatilinde herkes gibi ben de gezdim. Yunan adalarında mıydı? Yunan adalarına gitmedim. Nasıl, çok ucuz mu? Başka bir adadaydım. Tsunoda'nın memleketi Japonya'daydım değerli izleyenler. Ve gerçekten de Tsunoda'nın nasıl bu hale geldiğini bir kere daha iyi anladım. Zaten o amaçla gittim. Evet. İyi de denk geldi, üstünde Alfa Tauri, rahmetli Alfa Tauri'nin tişörtü de var. Evet. Abimin üstünde. Hı-hı. Abi çok güzeldi. Gerçekten çok ilginçti. Şey, böyle hani araba kültürleri var bildiğin yani. Hı. Hani ne Toyota, Honda, Mazda falan ama Toyota'nın da Supra'sı falan var ya. Böyle sokakta durduk yere Supra görüyorsun falan. Kaliteli arabalar var. Evet, kaliteli arabalar vardı. Ama Tsunoda'yı ben gerçekten anladım. Ya nasıl bu hale gelmiş. Evet. Ya çok acayip gazlıyorlar. Ne beğendin Japonya'da en çok? Abi Japonya'da ne beğendim? Japonya'da düzeni çok beğendim. Normalde de hiç düzen sevmem. Yani böyle bizim Akdeniz kültürünü çok seviyorum yani. Keşke izleyenlerimiz kameranın görmediği yerdeki evdeki düzenini bir görseler. Evim yani. Derli toplu. Ya bırak. Evim derli toplu, temiz yani, ama derli toplu bir insanım. Evet. Tamam, masam dağınık olabilir ama evim derli topludur. Evet. Neyse, masada suyu koyacak yer var en azından. Evet. Şeyde yani bekar evi, ama bekar ev demeye bin şahit ister. Neyse. Evet. Şeyde yani ne anlatıyordum ben ya? Japonya düzen falan. Ha, Japonya düzen gerçekten. Abi Google Maps'i eline alıyorsun, tamam mı? Hı hı. Şehirde gidemeyeceğin yer yok. Hı. Her yer elinin altında. Çok iyi. Bu kadar entegre ben hayatımda görmedim. Beğendin yani. Çok çok beğendim. Tavsiye ediyor musun? Gidelim mi? Etmiyorum. Abi çok uzak ya. Var ya, canım çıktı dönene kadar. Sen toplam dönüşün kaç saat sürdü? Dönüşüm 36 saat falan mı sürdü? Ya 36 normal saat sürdü. Hani daha doğrusu pardon, 36 göreceli saat sürdü. Hmm. Yani benim oradan çıkışımla Türkiye'ye gelişim arasında yerel saatleri hesaba katmazsan 36 saat var. Hmm. Yoksa 40 küsür saat falan sürdü. Evet. Evet. Seni aldığımda zaten bayağı yorgundun. Evet. Malezya'ya gittik. Hı. Arada Malezya'ya da uğradık. Evet. Malezya'da da Sepang pistini ziyaret etme şansım olmadı tabii. Evet, havaalanından biraz zor. Aynen, havalimanından biraz uzakmış. Neyse, senin de yani bu tip gezilerin devam edecek tabii. Formula 1 tabii. Odaklı şeyle. Ben de biliyorsun geçen sene Abu Dhabi'ye gitmiştim. Evet. Orada da Formula 1'in hakkını veriyoruz yani. Verstappen'in Hamilton'ı tarihe gömdüğü virajı ziyaret etme şansın olmamıştı diye hatırlıyorum ama. Uzaktan görmüştüm. Uzaktan görmüştür, evet. Şu anda da bir araya da şu anda da Avusturya Hollanda maçı var. Ha, evet. Verstappen'in kaybeden olmadığı yine bir maç. Yani Euro 2004'te. Ya adam her türlü kazanıyor. Bu hafta da Avusturya Grand Prix'si var zaten. Vallahi bir sonraki yarış. Evet. Ama o yarışa geçmeden İspanya Grand Prix'sine girelim derim. Tabii. Şimdi sevgili Ata, Verstappen'le Norris'in galibiyet mücadelesi yaptığı bir yarış oldu. Pol'den başlayan bir Norris vardı. Ya kalkışı çok heyecanlıydı aslında. Start gerçekten çok heyecanlıydı. Bir Trugoz Russell izledik. Hakikaten öyle yani. Norris'le Verstappen'in yer kapma kavgasında aradan Russell sıyrılıp dıştan yaptığı atakla birinciliği aldı. Norris çok kötü kalktı ya. Norris o kadar kötü kalkmasa var ya, belki yarışı kazanabilirdi ha. Ciddiyle. Ya çünkü temposu çok iyiydi. Verstappen dibindeydi temposu yani. Öyle mi diyorsun? Aha. Şöyle bir bakalım sürelere. Bak yani. İşte 0.02 ya, tempo dibinde yani. Ha Norris. Abi ben Russell anladım ya. Pardon ben yok, çok... Yok Norris. Ben Russell diyorum, nereye kazanıyor? Ben de diyorum Russell çok iyi bir kalkış yaptı diyorum. Russell niye böyle diyorsun? Tamam okey. Ben yok vallahi dedim herhalde şeye oynuyor. Linç'e oynuyor. Yok. Normalde linç'e oynuyorum. Onunla sıkıntı yok. Hatta son bölümümüzde çok acayip bir linç yedik ya. Aa evet ilk linçimizi yedik tanımadığımız birinden. Evet. Sen kimsin de Leclerc'e böyle söylüyorsun da bilmem ne de. Ben de dedim ki eğer dünyada Leclerc'in milyon fanı varsa ben onlardan biriyim. Bu çok uzun bir tirat ama. Evet, yani şimdi çok uzun anlatmayacağım. Teşekkür ediyoruz ama evet, o yorumu yapan arkadaşımıza da Leclerc'i savundu. Günümüzü gün etti. Ferrari sevenler olarak Leclerc'i savunanların her zaman yanındayız. Evet. Ama bana bir de salak demiş. Onu görmezden geliyorum. Tamam. Ya, daha öyle bir şey görmeyeceğim. Onlar oluyor ya public şeylerde. Daha öyle bir şey görmeyeceğim. Evet. Şimdi Red Bull'a gelirsek Verstappen pol pozisyonunu alamadı. İkinci başladığı yarışta Norris'in iyi temposuyla aslında birincilik mücadelesi verdiler. Norris farklı bir pit stratejisi izledi. Hı hı. Sonlara doğru fark azaltabilecek gibi oldu ama Verstappen yine aslında ciddi anlamda kontrol altında rahat bir şekilde tuttu diyebiliriz. Sezonun biraz daha heyecanlanacağını ben şuradan anladım. Verstappen canı çıkmasına rağmen Perez'den hava koridoru almasına rağmen poli alamadı. Yani çok saçma salak bir şey oldu. Ne oldu? Spotify ekranında Emre'nin Habibi Blok 3 Bloke diye okunuyor galiba. Ha Bloke olabilir. Bloke'den Habibi şarkısını dinlemeye başladığı bildirimi geldi. Emre'ye de buradan selamlar. Sevgili kardeşimiz. Kendisi 2 Haas artı Haas takımı alarak Fantazi Ligi'nde de çığır açan bir kardeşimizdir. Evet dağınık başladık toparlayamadık daha kendimizi. Tatil şimdi toparlıyoruz. Dönüşü. Bir tane var ya öyle şey stand-upçı. Geçen röportajı vardı ya. Şey Testo mi? Taylan'la. Çağla Şikel'le Alişan'a çıkıyor. Evet ya. Ben adam her izlediğimde var ya ter boş oluyor üstümde. Benim de bir ara böyle bir hayalim vardı. Ya stand-up falan. O adam cringe show diye bir aslında şey yapabilir. Stand-up şovu yapabilir. Ya beni o adam vazgeçirmiştir bu arada stand-up hayalimden ya. Vardı bir aralar hayalimde üniversitede falan. Evet. Yok abi adam öyle bir toparlayamadı ki bizim program gibi oldu ya. Evet şimdi şeye baktığımızda Norris hemen bir moraya akşam teyzeler aşırı ciddi. Tamam evet. hadi girdik. Russell ve Verstappen Norris'i geçtiler yarışın başında. Sonrasında 3. turda da Verstappen Russell'ı geçti. Evet. Ondan sonra tempoyu korudu. Hı hı. Burada şey var tabii yani şimdi Norris'le Verstappen'in burada ayrışan tempolar çok yakın olmasına rağmen ayrışan noktaları pit stop stratejileri oldu. Bütün herkes softlarla başladı. Aynı değil miydi ya Verstappen'le Norris'in pit stop stratejisi? Tur olarak farklı. Ha evet. Şimdi baktığında Verstappen yani, undercut ve önden undercut gibi şeyler yaptı. Evet yani 66 turluk yarışta 17. turda pite giren bir Verstappen vardı. Norris 23'e kadar bekledi. Ya acaba hani daha da uzatır mı diye düşündük ama daha da uzatmadı. Şeyi medium'u taktı her ikisi de. 23'ten bakayım kaça kadar? 42 mi? Doğru mu? 47'ye kadar. Yani orada bu 47'yi belki bir tık daha uzatıp softların canını çıkarabilir mi diye de düşünüyorum ama tabii zaten, ki medium'lar bitti herhalde o arada. Evet. Ya bir de o softların da zaten canı çıkmış softlar vardı. Evet. Olabildiğince az tur koyması gerekiyordu oraya. Hı hı. Aslında çok yakın yani. Hani sadece ilk softları son softları yer değiştirdiğin zaman aynı taktik gibi oluyor aslında Verstappen'le Norris'in. Evet. Şeyleri de çok aynıydı. Yani Red Bull kötüleşmiş olamaz. Hı hı. Ya herhangi bir araba herhangi bir upgrade'de daha da kötüye gittiğini ben hatırlamıyorum. Hı hı. McLaren'de çok acayip şeyler var ya. Yani evet. Şu an mesela şeyi görüyorum. Takımlar pilotlar şampiyonasındaki puanları görüyorum. Verstappen'le Norris'in arasında 50 küsür puan falan var. Abi niyeyse kapanabilir gibi geliyor bana ya. Ya çok uzak görmüyorum yani. 69 puan var. O zaman kapanmaz. 50 olsaydı iyiydi diyorsun. Verstappen şampiyon o zaman. 50 olsa kapanırdı. 2 galibiyet. Ama şey var yani Verstappen gerçekten aracın bir tık üstünde de sürdüğünü görüyoruz. Evet Red Bull hala en iyi araç muhtemelen. Değil ya. Ama aradaki fark azaldı. Ona rağmen Verstappen orada araçtan daha fazlasını çıkarabiliyor gibi gözüküyor. Olabilir evet. Şeye baktığımızda da 35. turdaki Norris Russell mücadelesi çok iyiydi. Çok yarışın iyiydi evet. Hakikaten. Bayağı keyifli iyiydi. Noktalarından biriydi. Ya şöyle aslında 2026'lardan falan başlayarak bu ekibin işte Norris, Russell, Leclerc, Verstappen 4 farklı takımdaki 4 en iyi sürücünün kapışacağı bir gelecekten küçük bir pencere izledik gibi düşünüyorum ben. Norris'le Russell ki mesela 2 sene önce böyle bir kapışmayı göreceğiz desek şey derdik herhalde. Yani 14.lük için mi kapışacaklar Norris ve Russell? Şu an bayağı ikincilik için inanılmaz bir mücadeleydi. Norris ama hiç beklemediğim bir şekilde, çünkü Russell bence dünya klası bir pilot yani. Norris hiç beklemediğim bir şekilde bayağı Russell'ı geçti. Evet ya, orada şaşırtıcıydı. Evet, çok yani Russell da direndi, iyi direndi aslında. Evet. Ama sonrasında Norris tekrar yaptığı atakla önde kalmayı başardı. Orada aynen bir lastik avantajı da vardı biraz tabii. Kaçtı? 8-10 yani, turluk. Aynen 8 turluk falan bir lastik avantajı da vardı. Hı hı. Yani Norris tarafına baktığımızda yani işte farklı bir pit stratejisi uyguladı. Farkı da azaltmaya çalıştı ama Verstappen'i yarışın sonuna doğru yakalayamadı. Yani Red Bull'da toparlamak gerekirse Perez de 8. sırayı aldı Q3'te. Aldığı 3 sıralık cezayla 11. sıradan başladı. Yarışta 8. bitirebildi. Yani Alpine'leri geçebildi. Evet. Ve baktığımızda da yani şeyi de geçemedi. Piastri'yi de geçemedi. Piastri nereye geçiyor zaten ya? Yani 4 iyi takımın aslında en kötü pilotu olmaya devam etti Perez bu hafta. Evet. Yani böyle Williams'da olsa Sargent kıvamında bir şey olur gibi hissediyorum ya. Perez çok kötü yani. Çok dağılmış durumda. Yani her yarış bir spiker, her bizim bölümde, yarış bölümünde bir TR spikerlerini eleştiriyoruz. 2 Perez. Hiç değişmiyor abi ya. İnsan olumlu hiç mi bir şey yapmaz ya? Ya gerçekten abi, altında hayvan gibi araba var. Sürsene ya. Adamın isteği de mi yok, anlamadım. Bak 2 seferdir ne zaman sözleşme uzatmayı kapsa bir salaklıyor bu. Evet. Anlıyorum. Bu arada ben de aynı öyle davranırdım. Nasıl olsa garanti diye. Ama çok seyir zevki vermiyor ya. Evet. Yani pilotlar sıralamasında 111 puanla 5. sıraya düştü. Ya evet. Ya o kadar da değil. Ferrari'lerle... Ama 3 ol yani. 4 ol ama yani böyle. Ve sezonu da hani buralarda götürse, buralarda bitirse şaşırmayız yani. Evet. 6. 7. bitirse. Aynen öyle. Kazara var ya, bak şöyle bir şey de geliyor. McLaren ya da Ferrari takımlar şampiyonu falan olabilir belki yani. Ya evet, bu kadar kötü giderse Verstappen yani geçen seneki kadar tek başına takımlar şampiyonluğunu alacak kadar puan toplayamayabilir bu sefer. Evet. Bu sefer toplayamayacak ya bu sene. Yok yok, McLaren geliyor. Evet. Hatta şimdi, Merso da geliyor şimdi. Merso'ya geçeceğiz herhalde. Evet, aynen. Yani Verstappen de İspanya'daki 4. galibiyetini aldı. Kariyerindeki ilk galibiyeti olan. Pistti like burası. Geldi de, evet. Okay. Like demişken o zaman. Bir gönder. Like'ları. Aynen yani. Bir de senin şey vardı. Kampanya yapmıştın, hatırlarsın. Evet, bir kampanyamız vardı değerli izleyenler. Şöyleydi ki siz bize destek olma amaçlı, bak tamamen bila bedel, ücretsiz tabii bir şekilde aboneniz oluyorsunuz. Bölüm daha ya izlerken hani daha sevip sevmediğinize karar vermediyseniz, daha ilk defa izliyorsunuz ve abone değilseniz. Bir 13-15 dakikada oldu yani. Neyse evet. Ve diyorsunuz ki ya ben bir abone olayım, bölümü sonuna kadar izleyeyim, beğenmezsem abonelikten çıkarım gibi bir anlaşma. Bunu ben size öneriyorum. Şu anda da uyguladığınızı tahmin ediyorum. Buradan devam edebiliriz. Beğenelim, abone falan lütfen. Evet. McLaren'de de Piastri 7. oldu. Mercedes'e gelelim. Mercedes aslında güzel bir cumartesi günü geçirdi. Aracın temposu da iyiydi. Russell 3. sıradan, Hamilton da 4. sıradan yarışa başladılar. Yani burada baktığında da hata aslında şimdi Mercedes araçları, daha doğrusu Mercedes pilotları 6. ve 7. sıradalar. Ama yani daha yukarılara tırmanacaklar gibi gözüküyor. Son yaptıkları güncellemeler vesaire Mercedes'in temposunu bayağı bir yukarı taşıdı. Evet, hatta bu bayağı hafta Ferrari'den iyilerdi hatta. Bu hafta en hızlı 3. arabaydı. Bir de uzun süredir ilk defa yaptıkları bir update Red Bull tarafından protesto edildi. Bayağıdır olmuyordu bu. Red Bull çok ciddiye almıyordu herhalde. Ve bir kanat update'i, işte taban update'i falan güncelleme, bir ton bir güncelleme getirmişler. Bayağı da çalışmış. Aynen öyle. İyiye gidecek gibi duruyor. Yani sanki böyle McLaren'in geçen sezonki bir upgrade yaptı ve takım kökten değişti ya, böyle 8.likten 3.lüğe çıktı falan. Evet. Öyle bir şey mi yakalıyor acaba Mercedes diye düşünüyorum. Evet. Yani şeye de baktığında Hamilton aslında daha flash bir hafta sonu geçirdi. Yani Russell'ın o kalkışı süperdi. Ama farklı pit stratejileri uyguladılar. Son lastik, 3. lastik olarak Russell hard'a geçti. Hamilton soft'la devam etti. Ve Hamilton geç pit yaptı. o Hamilton'a yaradı. Yani pist üstünde de ciddi geçişleri oldu yani. İşte yarışın başlarında Sainz'i geçti. Ortalarından sonlarına doğru Sainz'i tekrar geçti. Russell'ı geçti ve 3. sırada podyuma çıktı. O da bir süredir podyum yapamıyordu. Evet. Aslında Hamilton'da oralarda özlemişiz. 2023 nereden? Bir yerden beri yapamıyormuş. 2023 bilmem nereden Meksika'ydı beri. Galiba. Yanlış öyle bir şey. Evet. Bayağıdır yapamıyormuş. Adamın ama 198. podyumu. Evet. Saçma sapan bir şey yani. Arada da şu 2 sene baskın geçirse var ya, hiç geri dönülemez rekorlar kıracak herhalde evet, yani. Aynen öyle. Garip. Yani evet, şu an Verstappen kırabilir gibi düşünüyoruz ama yani Hamilton'ın yaptığı işler de az buz işler değil yani evet. Tarihte. Ferrari'ye geldiğimizde de onlar da 3. en hızlı araç oldular yine. Pardon 4. en hızlı araç oldular bu hafta. Çok tadı yok Ferrari'nin ya. Bir sezon başı temposu düşmüş gibi. Yani hep böyle şey gibi, Ferrari Red Bull'a yakın sar mı, şampiyonluk mücadelesi verir mi diye sorgularken bir bakıyoruz Ferrari 3. 4. araç olmuş. Evet. Bir de takım içi de çok fena bir kapışma var. Yani bayağı bu yarış çok ciddi kapışırlarken temas ettiler ve araçlardan hangi birinden koptuğunu bilmiyorum ama parçalar falan koptu yani. Evet. Ya ufak bir şeydi ama yani riskli bir gene de koptu mücadeleydi. Yani. Aynen öyle. Ve hani insanların genel yorumu, böyle F1 camiasının genel yorumu ya işte Monaco'da Sainz Leclerc'e bilmem ne yaptı, hani olumlu şeyler yaptı. İspanya'da Leclerc Sainz'e niye yapmıyor? Yapmasın ha, niye yapsın ki yani? Evet. Sonuçta evi diye ne yarışı mı kazandı sanki? Ya gitti 6. oldu adam zaten. Yani bir temposu olsa yardımcı olsun tabii de. Ha, yardımcı olsa önce 5. mi olacaktı yani? Aynen öyle. Anlamsız. Evet yani de zaten yarış içerisinde o temas sırasında yer değiştirdiler. Sainz öne geçti ama yarışın sonlarına doğru Leclerc'in farklı pist stop stratejisi daha işe yaradı ve tekrar Sainz'i geçmeyi başardı. Bu hafta aslında sürpriz bir takım vardı. Sezona rezalet başlayan Alpine 2 araçla birden puan almayı başardı. Ha, zaten büyük takımlar da böyle abi. Evet. Yani böyle çok kötü gidiyorsun tamam, ve Alpine böyle çok anlamsız hamleler yaptığını düşünüyordum ben. Geçen haftalarda böyle takım sonuncu falan gidince herkesi kovup herkesi yeniden yapma gibi bir girişimde bulundular ya, yeniden işe alma falan. Danışman aldılar. Ha, evet. Evet yani F1 gridinde çok da sevilmeyen bir isim. Flavio Hoca. Briatore. Aynen, Briatore Hoca. Alonso'nun da menajeri, eski menajeri. Evet. O Crashgate'de. Yani evet, Crashgate'de takım patronu. Hala daha aklandığını kimse söyleyemiyor. Yani güya aklandı da hiç aklanmadı yani. Neye aklanıyor? Bildiğin millet böyle kağıt üstünde kanıtlayınca aklanmış sayıyor. Değil ha, bildiğin hile hurda Biliyoruz hile yaptığını yani. Evet. Ama adam etkisini göstermiş öyle. Ya bir haftada da gösterir mi bilmiyorum. Ya bence denk geldi biraz yani. Hani öyle zart diye bu hale gelecek abi. Bir de düzgün bir update'leri falan da yok zaten. Evet. Bu hafta öyle iyi denk geldi yani. Aynen öyle. Evet yani güzel çekişmeli yarışlardan birini daha izledik bu sezon. Ve Verstappen'in galibiyetiyle yarışı kapattık. Evet, fantezi takımlarımıza geldiğimizde sen takımda bir değişiklik yapamadın çünkü yurt dışında bunlara baktın. Olmadı. Ya evet, Tsunoda'yı alacaktım zaten, varmış. O yüzden hiç ellemedim takımı. Sen de Leclerc, Magnussen, Bottas, Ocon, Tsunoda, Ferrari, Red Bull'da 175 puan aldım bu hafta. Çok kolay. Ben de biraz takımda değişiklik yaptım. Verstappen, Hülkenberg, Joe Sargent, Gazli, Ferrari, McLaren yaptım. Eksi 20'den dolayı 184'te kaldım. Gazli yani Alpine'in tempoyu gördük. Gazli'yi aldık da 7 puan aldı yani sanki. Evet. Bu yani arkadaki pilotlardan alınan puanların azlığı biraz üzücü oluyor F1 fantezide. Pitpod liginde de Mert liderliğini sürdürdü. Bu hafta Limitless kullandı. Limitless'la aldığı 300 puan ve totalde 2330 puanla liderliğini sürdürdü. Ben hiç kullanmıyorum bunları ha. Kullanmaya daha var. Acele etme. Daha var. Bu 3x falan. Ben sana hatırlatayım. Limitless daha sprint yarışı vardır bu sezon. Var tabii canım. Tamam, sprint yarışların birinde falan kullanayım. Ben hiç çip kullanmıyorum ha. Hiç. Ama günlük hayatta da hiç de ilaç da çok da kullanmıyorum. Bunların bir korelasyon olabilir mi? Olabilir. Mesela başım ağrıdığında ağrı kesici içmiyorum. Evet. Alakalı mı bilmiyorum artık. Yani ne kadar doğru. Evet evet. Yani bilmiyorum, hayatta sorgulaman gereken bir konu gibi. Doktor yazdı mı içiyorum abi. Ya doktor sana majezik mi yazacak oğlum? Ha, başım ağrıyor diye doktora gidersem ne yapacak? Yani otur geçer mi? Gider misin? Gitmezsin. İşte o zaman ilaç kullanmana da gerek yok. Neyse, Avusturya'ya gel. İşte Avusturya. Evet. Avusturya'da diyeceğim şeyler var. Evet, bir sonraki yarışımız Avusturya. Verstappen'in ve Red Bull'un evi diyebileceğimiz bir pist. Geçen sezon, evet. Bu arada benim en sevdiğim pisttir. Buna 3 senedir söylüyorum. Bak 3. sene gerçekten oldu. Bayağıdır yapıyoruz Pitpod'u bu arada. Öyle mi? Şu an fark ettim. Geçen sene inanılmaz şeyler görmüştük Avusturya'da. Ne görmüştük? Devamlı pist ihlali. Hatta Ocon neredeyse 1 dakikaya yakın ceza almıştı pist ihlallerinden. 13 tane pilot, 20 pilotun 13'ü pist ihlali yapmıştı. Pist ihlalinden ceza almıştı, özür dilerim. Herkes pist ihlali yapmıştı. Ve burada da geçen sezon demiştik ki, ya kardeşim en iyi, dünyanın en iyi 20 pilotun 13'ü bu hatayı yapıyorsa demek ki pistte bir hata var. O yüzden bu seneyi çok merak ediyorum. Acaba o düzeldi mi, düzelmedi mi? O bu takip edeceğim bir şey olacak. Şanslısın yani ki bir hafta sonra. Hemen boşluk hemen yok yani. İşte hemen. Bir hafta sonra derken normalde zın, iki hafta sonra oluyor ya işte. Evet. Bir hafta sonra hemen boşluğumuz yok. Avusturya var. Sonrasında da İngiltere'ye gidiyoruz. Silverstone'a gidiyoruz. Formula 1'de tempomuz artarak devam ediyor yaz arasına doğru. Biz de hatırlatmalarımızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı, olumlu olumsuz yorumlarınızı göndermeyi unutmayın diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölüm Avusturya'dan sonra görüşmek üzere.